sahada yerli milli teknolojiler ön plana çıkarken BMC'nin standıyız ve tabii ki en yetkili insanlarla burada konuşacağız. Çok teşekkürler röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Sahadayız, yerli milli diyoruz. Ben hemen sözü motor teknolojisiyle açmak istiyorum. Bugün önemli bir anlaşmayla birlikte Mavi Vatan'da artık BMC Power'ın motorlarını görmeye başlayacağız. Evet. Bu sizi savunma sektörüne teknolojik açıdan bakarsanız heyecanlandırıyor mu sizi? Oldukça heyecanlandırıyor. Bir de çok onur verici bir durum. Çünkü bugüne kadar biz normalde BMC bir araç üreticisi olarak Türkiye'nin en köklü sanayi şirketi kuruluşumuzdan bu yana hep araç üretmişiz. İşte son 8-10 yıldan beri de savunma sanayine güçlü bir giriş yapmışız. Ama bugün geldiğimiz noktada tamamen kendi ekipmanlarını üreten, çünkü araç endüstrisi bugün dünyanın birçok yerinde görülüyor ki işte motoru bir yerden gelir, diğer ekipmanları bir yerlerden gelir, toparlanır. Ama ülkemiz konumu itibariyle sık sık ambargolara maruz kalan bir ülke, bir takım savunma sanayinin kısıtlarına maruz kalan bir ülke olarak artık yerli ve milli motor sanayini de geliştirme ihtiyacı doğmuş. Nitekim biz kara araçlarını üretirken motorlarımızı yurt dışından temin ediyoruz ama bunu temin ederken bir takım taahhütler de veriyoruz. Çünkü şuralarda kullanılamaz, şu ülkelere ihraç edilemez ya da Türkiye dışında herhangi bir operasyona ihracata gidecekse mutlaka bizim onayımız da alınması gerekir diye biz de taahhütlerde bulunuyoruz. Bugün artık geldiğimiz noktada geçtiğimiz yıl Buran araçlarımızın ki çok özellikli araçlarımız, sonra içinde bulunduğumuz yıl Kirpi efsane aracımız. Tüm dünyada büyük operasyonlarda, bütün operasyonlarda hala çok başarıyla kullanılan ve devamlı geliştirdiğimiz bir aracımız. Onun da motorunu %100 kendi yerli üretecek şekilde BMC Power'u kurduk. BMC Power motorlarımız oralarda kullanılıyor. Ama BMC Power'ın esas kuruluş sebebi Altay tankımızın motorunu üretmek üzere. Malumunuz Altay tankı yine ilk prototipi geliştirilirken işte motor başka bir kaynaktan, işte belli organları başka kaynaktan. Biz bugüne kadar sonra yine işte motorla ilgili kısıt gelip de alınamayınca bu sefer Altay tankı motor ve güç grubunu oluşturmak üzere BMC Power'ı kurduk. Bunu geliştirirken Buran'ın motorunu geliştirdik ilk önce o boyutta. Sonra Kirpi'nin daha bir büyüğünü geliştirdik. Sonra Fırtınalar'ın motorunu geliştirdik 1000 beygirlik. Şimdi 1500 beygirlik Altay güç grubunu geliştirdik ve bunun artık sahada testlerine başladık. Bununla beraber bu sefer deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan Marine motorun üretimini de bize nasip oldu. Bu anlaşmayı imzaladık. İnşallah bundan sonra deniz kuvvetlerimizde de dışarıya bağımlı kalmadan adım adım gittikçe büyüyen güçlerde, artan güçlerde motorlarımızı geliştirip deniz kuvvetlerimizin hizmetine vereceğiz. Bir taraftan da Ankara'da Altay'ı üretmek üzere fabrika yatırımınız devam ediyor. Evet. BMC Power'la birlikte olacak. Orada son durum nasıl ve tabii ki Altay'la ilgili son gelişmeleri sizi yakalamışken birinci yetkili ağızdan sormak isteriz. Biz geçtiğimiz yıl iki tane Altay tankını ordumuz, kara kuvvetlerimizin kullanımına verdik. Bu tank gece gündüz koşuyor. Tatbikatlarda, atışlarda, testlerde. Zaten şeydir, bunun süreci de böyleydi. İki tanesini kuvvete teslim ediyorsunuz. Siz devam ediyorsunuz. Oralarda sahadan geri bildirimlerle eğer ufak tefek herhangi bir yeni düzenleme gerekirse yapılıyor. Onlar şu ana kadar bütün testlerini gayet başarıyla geçti, devam ediyor. Biz Altay tankı fabrikasını daha önce farklı bir lokasyondaydı. Ben BMC hisselerini devralamaz bunun savunma ekosisteminin kalbi olan Ankara'ya kurulmasının daha uygun olacağını düşünerek bu kararı aldık. Nitekim Ankara'daki Kazan'daki Havacılık Uzay OSB'de muazzam bir yatırıma başladık. İlk önce geçtiğimiz yıl BMC Power'ın bütün işte bugün imzasını attığımız BMC Marine motoru da üretecek olan BMC Power'ın yatırımı bitti. Şu an Altay tankının fabrikasının yatırımı gece gündüz devam ediyor. Gelecek yıl inşallah tam takvimine uygun olarak gelecek yılın 3. çeyreğinde fabrikamız bitmiş olacak. Hem de şu an üretimine başlanmış olan tanklarımız da oradan açılışla beraber
yürüyecek ve ordumuza teslim edilmeye başlanacak. De tabii ilk etapta Güney Kore'den gelecek motorlarla Altay'ları göreceğiz. Peki yerli motorla yeni fabrikadan ne zaman görürüz Altay'ı? Şimdi bu motor geliştirme süreci çok meşakkatli bir süreç. Malum dünyada 6 veya 7 ülke kendi savunma sanayinin motorunu üretebiliyor. Biz ilk defa Türk savunma sanayinin de motor ihtiyacını karşılamak üzere çok büyük yatırım yaptık. Biz aslında Altay'ın güç grubunu ürettik. Şu an testlerde. Bunun binlerce saat test süreçleri var. Her türlü şartlarda ve bu dünyada kabul edilen değerleri mutlaka testleri geçip yakalaması lazım. Bu güç grubu, bu akreditasyonu yakalayana kadar biz boş kalmak istemedik. Neticede Kore'den temin ettiğimiz güç grupla anlaşmalar bitti zaten. Onlar da gelmeye başladı. Tanklarımızda bunları koyacağız. Zaten kaset sistemli, yani bakıma gelen tankın onu alıyorsunuz diyerek yerlisini koyabiliyorsunuz. Öyle, onu da öyle geliştiriyor. Bugün geldiğimiz noktada 2026 sonu 2027 başları gibi geliştirdiğimiz güç grubunun testlerinin biteceğini öngörüyoruz. O andan itibaren zaten devam eden üretim sürecine yerli güç gruplarımızı da dahil edeceğiz. Bu zaten bizim üretimimize akamete uğratan bir durum değil. Zırhlı araçlar, tanklar, motor savunma sanayindeki odak noktalarınız ama evet. Bir taraftan da siz demir çelik konusunda dünyanın evet. Çok önde gelen yatırımcılarından, fabrika evet. Sahiplerinden birisiniz. Oralardan da böyle bir savunmadan memnun kaldınız mı? Oradan bir savunmaya doğru kaymak, tank, zırhlı araç, çeliği üretmek veya denizaltı gemilere bir üretim yapmak gibi çeliğini, metalini sağlamak gibi öyle bir vizyonunuz var mı? Çelikçi doğdum, çelikçide yaşıyorum. Tabii demir çelik çok derya deniz bir sektör. Demir çelikte yapacağım çok işler var. Ben demir çelikte Allah'a çok şükür hem ülkemizde neredeyse en büyük kapasiteye ulaştım. Dünyada da üst üste topladığımız zaman açık ara birçok ülkede yatırım yaptığım ülkede ki en büyük sanayiciyim. Şimdi konu artık rakamlarla, volümlerle konuşulmuyor. Çevrecilikle konuşuyor. Dekarbonizasyon, karbon nötrle konuşuluyor. Çelik üretiminde kullandığınız enerjiler, doğaya saldığınız ısı ve karbon. Biz burada da esas önemli olan çelikteki büyüklük, çelikteki yaptığımız işler değil, çelikte yapacağımız işler çok önemli. Yani yeşil çeliği bugün dünyada ilk üreten ve şu an artık satıyoruz bunu şirketiz. Yeşil çelikte açık arayız. Yani çelik üretiminde biliyorsunuz enerji en önemli ve en değerli girdi. Biz enerjiyi artık alternatif enerjiler. Türkiye'de yenilenebilir enerjide açık ara büyük yatırımlarımız var. 1,5 gigawattı geçti solardaki yatırımlarımız. Şimdi buradan yenilenebilir enerjiden elde ettiğimiz elektrikten hidrojeni üretip çelik üretimde kullanmak gibi bir çalışmamız var. Bunun için dünyada birçok startup'a yatırım yapıyoruz. Bunu hem kendi üretimimizde kullanıp hem de ülkemizdeki diğer meslektaş endüstrilere de ekipman sağlayıcısı olmak istiyoruz. Çünkü malumunuz çok konuşuluyor. Hemen hemen her şirket denedik, deniyoruz, yapıyoruz ya da üniversiteler laboratuvar ortamında yapıyor ama endüstriyel olarak kullanılmıyor. Biz şu an karbon salınımı en düşük çeliği dünyada üretiyoruz sosyal olarak. Bütün platformlarımızda. Ama bunu daha da aşağıya çekmek için çok ciddi yatırımlarımız var. Tabii buradaki kabiliyetlerimizi, gücümüzü ülkemizin savunma sanayine de aktarıyoruz. Görev aldığımız farklı platformlarda bilgi birikimimizi paylaşıyoruz. Memleketimiz için gece gündüz çalışıyoruz diyelim. Ben buradan sahadayız yani. Ben buradan hidrojenle çalışan bir savunma sanayi motoru gibi bir mesajı da olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü hidrojeni zaten üretme kabiliyetine şu an sahibiz. Önemli olan onu depolamak, onu iletebilmek ve kullanabilmek. Onun için de çalışmalarımız var. İnşallah farklı platformlarda bunların sonuçlarını göreceğiz. Bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar dileriz. İhracat başarıları da bunun arkasından devam etsin. Önce ordumuz kullansın. Evet. Arkasından da BMC olarak ihracat başarılarınızı merakla ve keyifle bekliyoruz. Teşekkür ederim ben de. Kolaylıklar diliyorum.